görüşçülerin, milli selametçilerin altında imzası olmasaydı bunun gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı. İkinci konu Kıbrıs konusu. Değerli kardeşlerim, bunun üzerinde çok durdular. Benden bunu mutlaka anlatmamı istediler. Bir kahvede anlatmanın yeterli olmayacağını düşündüğümüz için sizinle burada bu meydanda buluşacağımı bildiğim için kendilerine bunun cevabını meydanda vereceğimi söyledim. Şimdi ifade ediyorum. Bu söylediğim şeyleri kardeşlerimiz iddia olarak ortaya koyuyormuşuz gibi zannedebilirler. Onun için de tabii gerekçelerini anlatmak zorunda kalacağım. İfade ediyorum ki eğer milli görüş olmasaydı, milli görüş hükümette bulunmasaydı Kıbrıs'a müdahale etmek imkanı olmazdı. Neden ifade edeyim? Bakanlar Kurulu'nda konuşuyoruz. Kıbrıs'a müdahale etmek üzere havayı hazırlamaya çalışıyoruz. Karşımızda Halk Partisi 3 grup halinde bulunuyor. Bir grubu şiddet ve müdahalenin aleyhinde. Bunların başında Milli Savunma Bakanı geliyor. Dışişleri Bakanı da bir ölçüde ona iltihak ediyor. Bir grup böyle. Bir grup da ki o zamanki Halk Partisi'nin içerisinde solcular olarak biliniyor ve Manisa milletvekili olan Mustafa Ok'un başını çektiği bir grup da müdahaleden yana görülüyor. Bunun dışında ekseriyeti teşkil eden grup da vaziyete bakıyorlar, hiç seslerini çıkarmıyorlardı. Aramızda münakaşa bu müdahaleye karşı olan grupla şiddetli bir şekilde cereyan etti. Hatta Milli Savunma Bakanı oturduğu yerden Amerika'nın şöyle şöyle yapacağını, böyle böyle yapacağını, kesinlikle müdahale etmenin yanlış olduğunu söylerken, normalde Bakanlar Kurulu'nda bir bakan konuşur, diğerleri onu dinler, sonra konuşması gereken bakan ona cevap verir. Usul, adab böyledir. Ama Sayın Milli Savunma Bakanı'nın, Halk Partili Milli Savunma Bakanı'nın, Sayın Ecevit'in Milli Savunma Bakanı'nın bu konuda söyledikleri o kadar ileriye gitti ki dayanamadım. Yerinden müdahale etmeye mecbur kaldım. Sayın Işık, Amerika ne yapar dedim. Ayağa fırladı, Amerika mahveder dedi. Ben de dedim ki, işte biz buradayız, işte Kıbrıs orada, biz müdahale edeceğiz, görelim bakalım Amerika mahvetsin. Bayram Paşa'nın kardeşim, bu solcu kahramanlar, bu konuşmaya gelince edebiyat yaparken her şeyi yaptıklarını söyleyenler, bu Milli Savunma Bakanı kızgınlıktan Bakanlar Kurulu terk etti gitti. Biz böyle mücadelelerle Kıbrıs'a müdahaleyi hazırladık. Kendiliğinden olmadı ki, bu mücadeleler neticesinde oldu. Bu mücadeleler neticesinde Kıbrıs'a müdahale etmekten başka bir çare olmadığı anlaşıldı. Ben Sayın Ecevit'le beraber İngiliz Başbakanı ve İngiliz Dışişleri Bakanı'yla görüşmeler yapmak üzere Londra'ya gittim. Bu görüşmelerde Sayın Ecevit'in İngiltere Dışişleri Bakanı Callaghan'dan istediği sadece şu oldu. Bizimle beraber geliniz, müdahale edelim, şu katliamı durduralım. İngilizler de bizim müdahale edebileceğimizi akıllarının köşesinden bile geçirmiyorlar. İngiliz Başbakanı, İngiliz Dışişleri Bakanı daha önce bunlar iki dava teşebbüs ettiler. Birinde gemiler Mersin'den çıktı, birkaç mil gittikten sonra Kıbrıs açıklarından geri döndü, İskenderun'a askeri boşalttı. Öbüründe yine uçaklar gitti, orada gürültü patırtı yaptılar, döndüler geldiler. Biri İnönü'nün zamanında oldu, İsmet Paşa denilen, çizmeni kızdırmayın, çizmeni giyerim diye kabadayılık eden zatın zamanında oldu. Dış basında bizimle alay ettiler. Karikatürleri ben gördüm. Türkler Kıbrıs'a müdahale ediyor diyor.
gelmişler gemiler, Kıbrıs'ın üzerinden böyle balıklama atlamışlar arka tarafa, dönmüşler İskenderun Körfezi'ne. Uçaklar gelmişler Kıbrıs'ta bir çark etmişler, dönmüşler geri Türkiye'ye. Alay konusu oldu bunlar. Biri İsmet Paşa'nın zamanında oldu, biri Demirel'in zamanında oldu. O cevher onlarda vardı, var idi de neden müdahale edemediler? Aynı Halk Partisi bizimle beraber olduğu zaman neden müdahale edilebildi? Çünkü orada Bayrampaşalı kardeşim, senin ecdadının, senin İstanbul'un surlarını yerle diren, bir eden ecdadının düşüncesi, milli görüş vardı da onun için müdahale edildi. Müdahale edildi, barış sağlandı. Daha o gün Birleşmiş Milletler toplandı. Güvenlik Konseyi toplandı. Derhal ateş kesin dedi. Değerli kardeşlerim, Kıbrıs'ın fatihi olarak kamyonların, otobüslerin üzerine miğferli resimleri asılan Sayın Ecevit, daha o gün toplanan Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak Bakanlar Kurulu toplantıya çağırdı ve bütün dünyayı karşımıza almayalım, ateş keselim dedi. Bunlar mı kahraman? Bunlar mı Kıbrıs'ı fethettiler? Bunların eğer yaptıklarına milli selamet olarak, milli görüş olarak biz müdahale edip, hakim olup yönlendirmeseydik, ne Kıbrıs'a müdahale mümkün olurdu, ne müdahaleden sonra Kıbrıs'ta kalmak mümkün olurdu. 10 kilometrelik bir yerde askerlerimiz ancak sadece 5000 tane hafif silahlı piyademizi çıkarmışlardı. O arada Kıbrıs'ta ateş kesmemizi istediler. Ateş kesseydik, şu anda biliyorsunuz 10 kilometre, 20 kilometre menzilli toplarla bir tek insanımızı orada bırakmazlardı. Elbette razı olmadık. Bu Kıbrıs bu mücadelelerle bugüne geldi. Yoksa miğferli resimleri kamyonların, otobüslerin veya beldelerin duvarlarına asmakla Kıbrıs fethedilmiyor Bayrampaşalı kardeşim. En iyi bunu anlayan, en iyi bunu bilecek sensin. Türkiye'nin müdahale edecek gücünden 10 kat fazladır. Ancak
karşımızda öyle insanlar var ki, orduların değil, silahların değil, ancak imanlı insanların hak meydanlarında zafer kazandıklarına inanıyorlar. Öyleyse biz buraya gideriz ama biz onların bir gemisini, beş gemisini batırırsak onlar da bizim birkaç gemimizi batırırlar. Bu düşüncede, bu imanda, bu azimde insanların karşısına çıkılmaz kardeşlerim. Altıncı pilot gelmedi işte. Gelmedi. Aynı şey müdahale günü yaşandı. Bunlar Halk Partisi'nin yapabileceği şey değildir. Bunları ancak imanlı insanlar, sizin gibi insanlar yapar. Kıbrıs'a silahlı, uçaklarınızla silahlı bir müdahale yaparsanız, Kıbrıs'taki İngiliz üstündeki bütün avcı uçakları, bombardıman uçakları, bütün halk uçakları havalanır size karşı koyar dediler. Emir verdik, emir verdik. Oradaki pilotlarımız, kahraman pilotlarımız, İngiliz Dikelya ve diğer üstteki bulunan üstümüzü başımıza yıkar. Bu Kıbrıs böyle pes oldu. Fetih demek mümkün değil tabii. Fetih demek mümkün değil tabii. Bir parçasını oradaki zulmü kaldırarak kurtardık. Ancak size bir şey söyleyeyim. Orada bizim sınırlarımıza 50-100 kilometre ötede Peygamberimizin tamamını alalım, sonra pazarlık masasına oturalım dediğimiz zaman, bu dediğimize Sayın Ecevit razı olsaydı, şimdi orası da bizim topraklarımız içerisinde kalacaktı. Razı olmadı, kabul etmedi, hatta cep diye uzanmış bir yer görürsünüz bizim haritamızda Kıbrıs'ın güneyine doğru. Bir kumandanımız kendisine verilen genelkurmayın verdiği dur emrine rağmen onu duymadı, duymamazlıktan geldi. Aşağı doğru yürürken ikinci, üçüncü telsiz emirleriyle müdahale ettiler, durdurdular, öyle meydana geldi. İşte Kıbrıs'ın Fatih'i diye ortada dolaşanlar bunlardır. Teşekkür ediyorum.